12 Ekim, 18 Ekim, Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, Başaklara evet bir yol planınız var ve bu plan biraz yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. Bu sizin yorgun enerjiniz, bir hafta dinlendirmeye ihtiyacınız vardı ve gerçekten bu tatil size iyi gelecek ve iyi olan bir enerjiyle geri dönüş yapacaksınız. Ama sonrasında çok yoğun evrak, özellikle avukatlık sektöründe olan, yani evraklar, dosyalar ya da insan kaynaklarında olan bazı Başak burçlarında çok güzel bir yer değişimi ve bu yer değişimiyle birlikte sizi çok motivasyon edecek bir 3-4 ay var. Bunun keyfini lütfen çıkartın ama ilk önce dinlenmeye ihtiyacınız vardı. Bu doğru bir karardı. Şimdiden iyi dinlenmeler diliyorum. Fakat kendi işinde ya da farklı sektörde olan bazı başaklarda şu an için rutin hayat devam edecek. Sadece bulunduğunuz sistemde bazı karışıklıklar var. Aman onların size sarmaması için işinize konsantre olun. Başkasının ne yaptığını önem vermeyin. Gereksiz onları kontrol altına alırsanız sizin sıkıntınız olacak. Lütfen bu hafta kimin ne yapıyorsa herkes kendi başını kaşısın. Kimsenin başını kaşımaya ihtiyacınız yok diyorum değerli Başak burçlarım. Sizde de baba ile alakalı sağlık problemi var. Onun sanki bir operasyon geçirmesi lazım ya da eşinizle alakalı olabilir. Çünkü yaşça olgun eş, yani illa benim izleyicim hep böyle kendi yaşımı unuturum, 21'li yaşlarda izleyicim olarak düşünüyorum. Eşler ya da büyüklerimizle alakalı bir sağlık problemi, açık kalp ameliyatı olabilir. Ya da damarlarla alakalı bir uyarı evresi var bazı Başak burçlarında ama sonu hayırlı olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum değerli Başak burçlarım. İşsiz olanlara özellikle el mukaddimi uyarı vermişim. Bol bol iş probleminiz varsa ve bir türlü işiniz yarım kalıyorsa ve özellikle ilişkiler konusunda da yarım kalıyorsanız yani duayı okumanızı öneriyorum. Bir an ne söylediğimi unuttum. Mutlaka söylemişimdir duanızı, kafam bir an karıştı. Notları da unutuyorum çünkü bazen. Eğer ki sizin hayatınızda aileyi ve kız kardeş ya da teyze ile ilgili kırgınlıklar varsa burada gereksiz dedikodular. Evet, buna takılmışım ki benim de kardeşim Başak Burcu, acaba ne olacak diye düşünmüşüm. Gereksiz dedikodular sizin kulağınıza gelecek. Siz suçlanacaksınız. Aman dikkat, bir fevri davranış verip suçlu duruma düşmenizi istemiyorum. Kendi işini kuran ya da kendi işinde olan başaklarda yavaş yavaş parasal evrede toparlanma, mallarınız elinizde kalmayacak, endişe etmeyin. Hatta çok güzel iş döneminiz ve bu iş başarı size maddi olarak kredi kartınız, kredileriniz, ev kiranız varsa çok rahat bir haftayı ve hızlı bir haftayı, sanki ayı tamamlama dediğim bir haftayı yaşayacaksınız. Bu da size uğurlu olacak. Farklı bir ortakla iş yapmak isteyen ve ortaklı işinizi büyütmek ve farklı bir noktaya kaydırmak istiyorsanız bunun planları ve programları ve sistemi yapılacak. Bu da size artı bir evrede sevinç getirecek. Özellikle astroloji, yaşam koçluğu, NLP koçluğu düşünen bazı başaklar, hiç fırsatı kaybetme. Yap, çünkü senin bu ara hissiyat kalbin ve kalbinde geçenler her şey oluyor. Lütfen git, tamamlaman gereken eğitimin, yüksek lisansın neyse bunu tamamla diyorum. Vitaminsizlikten tırnaklarınızın üstünde beyazlık, tırnaklarınız kırılabilir. Alerjik değil de sanki, yani deri dökülmesi yaşayabilirsiniz. Özellikle çocuğunuzla alakalı bir korkunuz varsa korkmayın. Çocuğunuz gayet başarılı bir eğitim hayatı olacak diye not almışım. Bir de araç almak diyorsunuz ama şu ara maddi olarak bazı sorunlarınız var. Şu anki aracınızı satıp zarar etmeyin. Çünkü ikinci araba alma gibi bir durumunuzu göremiyorum şu an. Gereksiz harcama. Ve uzun süredir sevgiliyle alakalı ilişkisiz olan başaklara gül tanesi, gül gibi kokulu bir sevgili bulacaksınız. Çok güzel kokacak. Ve hayat arkadaşınızı bulacaksınız. Yani bu hafta size hem renkli hem biraz sorunlu ama sonunu doğru dengelerseniz güzel bir hafta olacak. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli Başak burçları. Astrolojiden ne haber? Benim kendi sayfamdır. Tabii ki Akkaya Official'da Instagram olarak benim sayfam, ikisini birlikte takip ediyorum. Akkaya'da kesinlikle Instagram sadece dünya ile alakalı. Astrolojide de günlük haritada Türkiye ve insanlar üzerine yorumlar yapıyorum. Biri Duru Gölüm, biri harita olarak bakıyorum. Sevgi ve mutlulukta kalın. Allah'a emanet olun.